Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Masif Yayınları Matematik Soru Bankası Test 28'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. 87 milyon sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diyor. Ya işte burada bize verilen sayıların hepsinin öndeki kat sayılarını 87 yapalım ve farklı olanı bulmaya çalışalım. O halde 87 milyon sayısına. bakın 87 tam et ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küçülttüğüm için kuvveti 6 tane arttırırım ve 87 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazarım. Evet gördüğünüz gibi burada gençte 87 çarpı 10 üzeri 6 C seçeneğinde görüyorum. Diğerlerinde olmadığını gösterelim. A seçeneğinde sayıyı 2 basamak büyütürsem 87 olur sayı 2 basamak büyünce kuvvet 2 tane azalır ve 10 üzeri 8'e döner. A seçeneği elenir. B'de gençte sayı 1 basamak büyütürsek 87 tam sayı büyünce kuvvet 1 tane azalır ve 10 üzeri 7 olur. E D'de de sayıyı bir basamak küçültürsem 87 çarpı sayı küçülünce kuvvet bir tane artar ve 10 üzeri 5 olur. Evet gördüğünüz gibi burada A, B ve D 87 çarpı 10 üzeri 6'ya eşit değildir. Ama C şıkkı 87 çarpı 10 üzeri 6'dır diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. i̇kinci sorumuzda aşağıdaki sayıların hangisi farklıdır diyor. Şimdi gençler burada o halde sayılarımızı 645 çarpını 645 şeklinde önde katsayı eşitlemeye çalışalım. Şimdi A seçeneği 645 çarpı 10 üzeri 7. B'de de sayıyı 645 yapmak için sayıyı 2 basamak küçültüyor. Pardon büyütüyorum. Sayı büyüyünce kuvvet azalır. 2 tane azaltırsam 10 üzeri 7 olur. Bakın A ile B birbirine eşit. C'de gençler sayıyı 1 basamak büyütelim. 645 yaptık. Sayı büyüyünce kuvveti bir tane azaltırım. Bu da 10 üzeri 7 oldu. A, B ve D birbirine eşit. D'ye geldiğim zaman sayıyı 1, 2, 3 tane büyütüyorum. Sayı büyüyünce kuvvet gençlik 3 tane azalır. Ve 10 üzeri 1'e döner. 645 çarpı 10 üzeri 1 diğerlerinden farklıdır diyelim. Ve denizli seçeneğini doğru cevap olarak işaretleyelim. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Ya öncelikle sayımızı 392 olarak yazmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayıyı büyüttüm. Kuvvet 6 tane azaldı. 392 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu. Bakın buradan D'yi elemem lazım. Diğer sayılarda 392 yapalım. A seçeneğinde sayıyı 2 basamak büyüttüm. Kuvvet 2 tane azalır. 10 üzeri eksi 7 olur. Evet A'yı deliyoruz. B'de gençler sayı 1 basamak büyütüyorum. 392 yazdık. Kuvvet de 1 tane azalır. Ve 10 üzeri eksi 5 olur. B'yi deleriz. Ve C'ye geldiğimiz zaman sayı 1 basamak büyütüyoruz gençler. 392 yazdık. Kuvvet 1 tane azalır. Eksi 5'ten 1 çıkartırsam 10 üzeri eksi 6 olduğunu görüyoruz. Ve C şıkkı bize verilen sayıyla aynı sayıdır ve C yani seçeneği doğru cevaptır diyelim. Evet, dördüncü sorumuza geçelim. E, sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Yani o halde bize verilen sayıları 21 kat sayısıyla eşitlemem lazım. Bakın A seçeneğinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayıyı büyüttüm. Kuvvet 6 tane azalır ve 10 üzeri eksi 6 olur. 21 çarpı 10 üzeri eksi 6. A seçeneğindeki sayıya eşittir deriz. B'de gençler sayı 1, 2, 3, 4, 5 tane büyütüyorum. Kuvvet 5 tane azalır. 10 üzeri eksi 5 ederiz. D'de gençler 1, 2, 3, 4 tane sayı büyütüyorum. Kuvvet 10 üzeri eksi 4 oldu. C'yi ederiz. D'de de sayı 2 tane büyütürsem. Kuvvet 2 tane azalır. 10 üzeri eksi 2 olur. Evet buradan B'yi, C'yi ve D'yi ederiz. Evet A seçeneği doğru yanıttır deriz. Evet, beşinci sorumuza geçelim. Evet, 763 milyon gençler eşitliğine göre m'ye kaçtır diyor. Sevgili gençler milyon kelimesi bize 10 üzeri 6'yı hatırlatması lazım. 763 çarpı 10 üzeri 6. Bakın bu sayı 76 tam 10'da 3 yapacağız. Yani sayıyı bir tane küçülteceğim. O halde kuvvet bir tane büyür ve 10 üzeri 7 olur. Buradan gördüğünüz gibi m'nin değeri 7'ye eşit olur deriz ve 7 yanıtını da Bursa seçeneğinde işaretleriz. Evet, şöyle devam edelim. Evet, 6. soruda sayıların sayıların doğru sıralanışını istiyor gençler. Burada katsayıları eşit diyelim ve kuvveti büyük olan büyüktür diye düşüneceğiz gençler. O halde A seçeneğinde sayımızı 312 yapmak için sayıyı iki tane büyütüyorum. Kuvvet iki tane azalır. Eksi 7'den 2 tane çıkartırsam eksi 9 olur. B'de gençler sayıyı 3 basamak büyütüyorum. Kuvvet 3 tane azalır. Eksi 5'i 3 azaltırsam eksi 8 olur. C'de de sayıyı 1 tane büyütüyorum. Kuvvet 1 tane azalır ve 10 üzere eksi 10 olur. Burada gençler bakın burada evet, sayılar eşit olduğu için evet, Öndeki katsayılar eşit gençler. Evet, burada kuvveti küçük olan en küçüktür. 10 üzere eksi 10 en küçüktür. Yani C küçük olacak. Daha sonra 10 üzeri eksi 9. Yani A en büyükte 10 üzeri eksi 8'i sayımız. Bu da B olması gerekir diyoruz. O halde C küçüktür. B. Pardon. Özür dilerim. A. O da küçüktür. B olacak. C, A, B sıralaması. C han seçeneğinde doğru yanıt olarak gözüküyor. Evet. Devam edelim. 7. soruya geçelim. Evet, aşağıda mikroskopla incelenen 3 farklı virüsün gram cinsinden kütlesi verilmiştir. Buna göre bu virüslerin gram cinsinden kütlelerinin doğru sıralanışını istiyor. Gerçi yine sayılarımızı 312 yapmak istiyorum. Evet, birinci virüsün gençler ağırlığını 312 yaptık. Yani sayı 2 tane büyüttüm gençler. O halde kuvvet 2 tane azalır ve 10 üzeri eksi 9 olur. Evet, ikinciye geldiğim zaman sayıyı 3 basamak büyütüyorum. Kuvvet 3 tane azaldı. 10 üzeri eksi 8 oldu. Evet, üçüncüde de sayıyı bir basamak büyüttük. Kuvvet gençler bir tane azaldı. 10 üzeri eksi 10 oldu. Burada 10 üzeri eksi 10 gençler en küçüktür. Evet, Örnek katsayılar eşit olunca kuvveti küçük olan küçük büyük olan büyük dedik. 10 üzeri eksi 9 yani 1 olur. En büyük de 10 üzeri eksi 8 ile 2'dir. 3, 1 ve 2 sıralaması. Evet Ceyhan seçeneğinde doğru cevap olur deriz. Evet geldik 8. sorumuza. İşlemin sonucu hangisidir demiş. Gerçekten burada 45 bin sayısını 45 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazalım. 800 sayısında 8 çarpı 10 üstü 2 olarak yazıyorum. 45 ile 8 çarparsak 360 yapar. 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 2'yi çarparsam da 10 üzeri 5'e eşittir. Bakın burada 3 tam 16 çarpı 10 üzeri 5 gençler elenir. 36 çarpı 10 üzeri 5. Bakın burada 360 yazdığı için bu da elenir. Evet, baktığım zaman gençler şöyle yapalım. Buradaki 360 sayısını bir tane küçültürsem kuvvet bir tane büyür ve 10 üzeri 6 olur. Evet, Denizli seçeneğinde aynı yanıtı görmüş oluruz. Evet buradan da D seçeneği doğru yanıttır deriz. Evet, sayıları veya kuvvetleri eşitleyerek sorunun çözümünü bulmuş oluruz. Evet, devam edelim. 9. Evet, sorumuzda karşılaştırmanın doğru olabilmesi için x yerine yazılabilecek en küçük değer kaçtır diyor gençler. E, sevgili gençler öncelikle şöyle yapalım. 2 çarpı 3, 8 demektir. 8 çarpı 10 üzeri 6 olarak görelim. Burada da sevgili gençler 8 tam binde 321'dir. O halde şöyle düşünebiliriz. Bakın burada eğer 6 olursa gençler bakın 8 tam 1321 321 çarpı 10 üzeri 6 deriz. Evet bu 8 çarpı 10 üzeri 6'dan büyük olur. Ve x yerine gelebilecek en küçük sayı 6 olması gerekir. Ve Bursa seçeneği de doğru cevap olur deriz. Evet 10. soruya geldiğim zaman Aşağıdaki tabloda bazı şehirlerim 2023 yılında ziyaret eden turist sayıları verilmiştir. Diyarbakır'ı ziyaret eden turist sayısı Mardin'i ziyaret eden turist sayısından az, Şanlıurfa'yı ziyaret eden turist sayısından fazladır. Buna göre K aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi sevgili gençler o halde öncelikle şöyle yapalım. Burada evet, kuvvetleri eşitlemeye çalışırsam. Evet, nerede nerede eşitleyelim gençler? 10 üzeri 6'da eşitleyelim. E sayımızı evet, kuvveti bir tane büyütmek için gençler sayı bir tane azaltırım. Sıfırtan binde 121 çarpı 10 üzeri 6 olur diyoruz. Burada k çarpım 10 üzeri 6 var. E burada da gençler sayı kuvveti bir tane küçültmek için sayı bir tane büyütüyorum. Sıfırtan binde 300 binde 136 çarpı 10 üzeri 6 oldu. Onun altıncı kuvvetleri eşit olduğu için gençler k'nin değerim 0'tan 1000'de 136'dan küçük olacak. 0'tan 1000'de 121'den büyük olacak. Şimdi verilen seçenekler gençler o halde ne yapmam lazım? Öncelikle bu aralığa sokmamız gerekiyor. 10 üzeri eksi 2 kuvveti 0 yapmak için. Evet sayı gençler kuvveti büyüteceğim için sayı küçülüyor. Bakın 2 basamak sonra çekeriz. Buradan 0 1000'de 122 olur. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada 0'dan 1000'de 122 bu aralığa girer. Evet, biz bu aralığa girmeye sayı yarıyoruz. Burada sayımızı 10 üzeri eksi 3'ü 10 üzeri 0 yapmak için sayıyı 3 tane küçültüyorum. 0'dan 1000'de 125 olur. 0'dan 1000'de 125. Yine bu aralıkta yer alır. Burada gençler sayıyı 2 tane küçültürsem 0 tam %13 yapar. Biz istersek virgünün sağına bir tane 0 koyarız. Evet bu da olabilir diyelim. Şimdi burada sayımızı evet 3 tane küçültmem lazım. 1, 2, şöyle önde 0 olduğunu düşünelim. 3 tane küçültürsem 0 tam evet 10.000'de 122 sayısı. Sevgili gençler bakın bu 0 tam 1000'de 121'den de küçük bir sayıdır. Bundan dolayı denizli seçeneği burada K yerine gelebilecek bir sayı değildir. Evet bu gelemez dedik ve D de seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtıdır. Yani şöyle devam edelim. 11. soruya bakalım. Atom çekirdeğinde bulunan protonun kütlesi 1 tam 10.000'de 6.726 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Buna göre gram cinsinden kütlesi hangisine eşittir diyor. Gençler şöyle yapalım. 1 tam 10.000'de 6.726 çarpı 10 üzeri eksi 27'yi grama çevirmek için 10 üzeri 3 ile çarparız. Bunu da düzenlersem 1 tam 10.000'de 6726 çarpı 10 üssü eksi 24 eşittir. Evet onlar eşit olduğu zaman eksi 27 ile 3'ü toplarsak eksi 24 olur dedik. Peki bu sayıyı gençler öncelikle seçenekleri bir tam şeklinde yazalım. Bakın sayımızı bir tane küçültüyorum. Kuvvet bir tane büyüyor. Bir tam binde 6726 çarpı 10 üzeri eksi 24 olur. Evet sayı küçülünce kuvvet büyür dedik. Eksi 24'e geldi. Ve A seçeneği de gördüğünüz gibi sorumuzun doğru cevabıdır. Evet diğerlerini incelemeye gerek yok diyelim ve devam edelim. 12. sorumuza bakalım. Geri dönüşüm tankına attığınız 1 metal içecek kutusu 20 dakika aydınlık olarak size geri döner. Ona göre 60 tane metal içecek kutusundan kaç saniye aydınlık elde edilir diye soruyor. Gerçi bir tane metalden 20 dakika aydınlık elde ediliyorsa 60 tane metalden 60 çarpı 20 dakika aydınlık elde edilir. Bir de bu sevgili gençler bunu saniye çevirecek olursam 60 çarpı 20 çarpı 60 olur. Artık bu saniye cinsinden olur diyoruz. Burada gençler şöyle yapalım. 6 çarpı 10 üzeri 1. 2 çarpı 10 üzeri 1. Ve 6 çarpı 10 üstü 1 olarak düşünürsem. 6 kere 2 12. 12 ile 6'yı çarparsam. 72 çarpı 10 üstü 3 olur diyoruz. Verilen değerleri gençler 72 sayısını eşitlersem e, A seçeneğinde sayıyı bir tane büyütüyorum. 72 yaptık kuvvet bir tane azalır. 72 çarpı 10 üzeri 1 olur. E, B'de gençler sayıyı 2 basamak büyütürsem 72 çarpı kuvvet 2 tane azalır. Ve 10 üzeri 3 olur. Bakın aradığımız yanıt Bursa seçeneğinde yer alır diyoruz. Evet devam edelim. 13. sorumuza geçelim. Evet, i̇şlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Gençler 8'in 4. kuvvetini öncelikle 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti yazarsam bakın bu 2 üzeri 12 demektir. Buradan 2 üzeri 12'ler sadeleşir. Yani 8 üzeri 4 ile 2 üzeri 12 eşit sayı olduğu için bunları sadeleştirelim. Şimdi sevgili gençler. 5 üzeri 4 625 demekti. De. Evet, 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri eksi 2 çarparsam da 10 üzeri eksi 6 olur. Bunu 10 üzeri 5'e böleceğim. Şimdi onlar eşit olduğu için eksi alttan 5 çıkartırız. 625 çarpım. 10 üzeri eksi 6 eksi 5'ten. 625 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur diyoruz. Şimdi verilenlere baktığım zaman gençler zaten A ve B seçeneği elinir. Şimdi C seçeneğinde sayıyı bir tane büyütüyorum. Kuvvet bir tane azalır. Ve 10 üzeri eksi 11'e döner. Gördüğünüz gibi C şıkkı burada doğru yanıttır. Evet. D'ye geldiğim zaman da sayıyı 2 basamak büyütürsem. Kuvvet 2 tane azalır. Evet, eksi 13'ten 2 çıkartırsak eksi 15 olur. Evet, Gördüğünüz gibi buradan D seçeneği de gider. Ve C şıkkı doğru yanıt olur diyelim. Evet devam edelim. Evet, gençler 13. soru bu testteki son sorumuzmuş. Bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.